Türklerin sepetindeki 16 coin için son dakika coin boşaltıldı diyor. Bunlara bir göz atacağız. Neyde, nerede, ne var, ne yok. Şöyle bir bakacağız. Bu şekilde birbirinden farklı kripto paraların haberleri mevcut gördüğünüz gibi. Floki ardından DYDX'de de zaten son buluyor. Peki bakalım şöyle. Wintermute böylece toplamda 7,75 milyon ARB token'ı Binance'a aktarmış oldu. Böylece derken, ha tamam, yukarıdan yanlış yerden başlamışım. Allah Allah diyorum, böylece ne? Kripto para dünyasında yeni ortaya çıkan gelişmeler dikkat çekiyor. Birinci altcoin ARB Wintermute 10 saat önce Binance'a 1 milyon ARB token transfer etti. Buna göre transferin rakamsal karşılığı 1 milyon dolara yakın. Wintermute böylece toplamda, ha şimdi oldu işte. 7,75 milyon ARB token Binance'a aktarmış oldu. Diğer taraftan altcoin ARB fiyatı geçtiğimiz hafta %20 oranında arttı. Evet. Bu biraz kafaları karıştırdı. Gerek yok. Wintermute arada satışlar gerçekleştirir. Bu normal olacaktır. Yani burada herhangi bir problem, işte şudur budur şöyle böyle bir sıkıntı yok yani, demeye çalıştığım şey bu. Wintermute ya da işte diğer taraflar vesaire arada bir bu tarz satış hareketlerini görebilirsiniz. Fakat bunlar öyle bu tarz altcoin'lere koyacak noktada değildirler. ARB iyidir. Ether balinaları ARB'yi tutar. İyi alımlar gerçekleştirirler. Yüksek alımlar yaparlar. Nitekim 2024-2025, yani bu boğa sezonunda benim de çalışacağını düşündüğüm, gerçekten iyi diye addedebileceğim bir kripto para birimidir. Tabii şunu da ekleyeyim. Uzun vadede enflasyon ihtimali yüksektir. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var uzun vadede. Bu sezon bence çalışır ama. Katman 2 projesidir. İkinci altcoin Avalanche. Avalanche'ın mühendislik direktörü O'Grady'nin, ben O'Grady diye biliyordum da, sosyal medya üzerinden altcoin Avalanche Coin'e 14'ün piyasaya sürüldüğünü duyurduğunu bildirdi. AVAX'la alakalı iyi çalışmalar da var son zamanlarda. Tabi burada rötuşları yapmaya çalışıyorlar çünkü sezon içerisinde ne kadar çok ağda aktivite artarsa, önceki videolarda da konuştuk. Aktivite ne kadar yüksekse Avalanche, Solana, Ledger olsun, XRP Ledger yani gibi taraflarda fiyatları o kadar çok destekleyecektir. Direkt olarak ağ aktivitesi bu tarz gerçek akıllı sözleşme oluşturucularında ekosistemlerde her zaman aktiviteyle fiyatlar doğru orantılı çalışmıştır. Dolayısıyla buna hazırlık yapılıyor. AVAX da 10 numara beğendiğim bir kripto paradır. Tabii biraz problemli zamanlar geçirmiş olsalar da altından kalkarlar. Aptos'u çok beğenmiyorum çünkü Aptos yani genel olarak iyi bir proje olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası Aptos'un. Zira piyasa içerisinde ciddi bir piyasa değerine sahip olsa da adamların gerçekten yaptığı bir şey yok. Yani düzgün bir amaca hizmet etmiyorlar. APT coin'in ciddi bir oranda enflasyon ihtimali var. Arz dinamiklerine baktığımız zaman tutacak bir yapısı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani uzun vadede asla düşünmüyorum. O kadar da ileri noktada bir söylemde bulunayım. O yüzden biraz daha her zaman APT'ye temkinli bir yaklaşım içerisinde bulunmak gerekecektir. Bu şekilde açıklamış olayım. Piyasayı katalize eden değil, piyasa tarafından katalize olan bir kripto para birimidir. Ama bu çok uzun bir süre devam etmez. Buna emin olabilirsiniz. Altıncı kripto para Uni. Uniswap Foundation 16 saat önce OKX'e 500 bin altcoin token transfer etti. Rakamsal karşılığı 2,15 milyon dolar. Tabii vakıf bunları niye transfer etti, niye böyle bir şey oldu tarzında spekülasyon muhakkak olacaktır. Her zaman bu tarz şeyler olmuştur. İşte ekip fonları kaydırıyor. Aa ne oldu? İşte, ne bileyim şey mi oldu? Yüksek bir satış falan mı koyacaklar falan tarzında. Her zaman spekülasyon olur. Satış amaçlı yapıldığını düşünmüyorum. Çok büyük ihtimalle bence ödeme amaçlı bir hareket olduğunu, ödeme kaynaklı bir
hareket olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir problem yok. Uni'ye gelince Uni bu sezon çalışabilecektir ama ben her zaman Uni'nin açık ara önüne koyabileceğim kripto paralarda bulunduğundan dolayı ve Uniswap'in ileri derecede diyebileceğim şekilde bir genel olarak regülatörlerle arasının açıkçası bozuşuk olması diyeyim çok fazla önerdiğim bir altcoin değil. Video şeye döndü, önermediğim altcoinlere döndü ama 7. altcoin Maker'a baksam Maker iyidir yani. Maker kötü diyemeyeceğim bir kripto para birimidir. Maker'dan hatta 5 haneli fiyatlara kadar yükselişler bekliyorum yani. Belki 10 bin dolarlar bu sezon gelebilir, niye olmasın? Biliyorsunuz Vitalik Buterin'in adeta bayıldığı, yani bildiğiniz bayılıyor adam. Daha ne diyebiliriz ki? Dolayısıyla alım yapılabilir mi? Yapılabilir. İyi bir kripto para birimidir. Onu söyleyebilirim. Ha, uzun vadede yine MKR'de de problemler yaşanma ihtimali vardır. Bunun da kısadan altını çizelim. 8. kripto para birimi Link. Evet, Link belki de buranın hani bence açık ara en iyileri arasında bulunmaktadır. Çok ciddi bir Oracle hizmeti sunmaktadır Link. Ve piyasa ilerledikçe muhakkak Link de ilerleyecektir. Yani bu şekilde söyleyeyim. O yüzden kesinlikle yakışacak portföylerde bulunması alakalı ve güzel olacak bir kripto para birimi olduğunu düşünüyorum. Yapılacak alımlarında yatırımcıyı memnun edebileceğini düşündüğüm çok sağlam bir kripto para birimi. Evet. 9. altcoin olarak da diyor bize Floki'yi gösteriyor. Aynı şekilde Floki'de en son TokenFi üzerine tokenizasyon işleri gerçekleştirecek üzere biliyorsunuz ki açıklamalarda bulundular. Büyük bir haberdir. Bunu özel olarak değerlendirdiğimiz videolar oldu malum. Floki özelinde konuştuğumuz zaman yine bu sezon beklentimin çok yüksek olduğu bir altcoin'dir. Meme coin'ler arasında parlayan bir yıldız olarak görüyorum Floki'yi. Çok çok güçlü. Katalizörleri de çok iyi. DYDX ile alakalı da konuştuk. DYDX şu anda hele ki doğrulayıcıların fonlarını biliyorsunuz yeniden dağıtıyor. Bu ağdaki geliştiriciliği uçuracaktır ve bu sezon DYDX'in inanılmaz derecede işine yarayacaktır bence. Portföylere yakışır bu sezon. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.